Sözer Tekstil Donwear markasıyla 1992 yılından bu yana bayan, erkek ve çocuk iç giyim sektöründe üretim ve satış faaliyetlerini yürütmektedir. Firma iç giyim sektöründe her geçen yıl büyüyerek bugün modern teknolojiyle donatılmış fabrikasında uluslararası kalitede üretim yapmaktadır. Sözer Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sözer'den sektördeki çalışmalarını dinledik. Yaklaşık 8-10 seneden beri biz daha önceden bir kurulmuşluğumuz vardı. Fakat bu likralı ürün olarak 8 ya da 10 seneden beri bir faaliyet göstermekteyiz. Aylık 100 bin adete kadar çıkabilme kapasitemiz var. Şimdi Donwear olarak bizim likralı ürünler ağırlıklı bizim imalatımız. Çamaşır olduğu gibi dışarıda da giyilebilecek ürünler yapıyoruz biz. Ağırlığımız bayan ağırlıklı. %80 oranında bayan yapıyoruz. %15-20 ile erkeğe hitap ediyoruz. Erkek iç giyim olarak. Ama bayan ürünlerimiz bizim dışarıda rahatlıkla giyilebilecek ürünler. Yani çamaşır olarak değil de evet. Çünkü bayanlar bu türlü ürünleri daha hoşuna gidiyor. O şekilde biz bir araştırmayla Donwear olarak bayağı güzel bir yer edindik. Hedefimiz herkese bir istihdam sağlamak. Yani hiçbir şekilde kimseyi işsiz bırakmama hedeflerimiz var. İş sağlama hedeflerimiz var. Bunları da sağlamak için tabii ki koşturmak gerekiyor. Bu koşturmayı da biz elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Müşteriyle birebir diyaloglarda çok iyiyiz. Onları ziyaret etmekte, onlarla birebir sorunlarla ilgilenmekte. O sorunları eğer bir sorun ya da sıkıntı varsa onları kısa zamanda gidermeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir hedefimiz var. Kendi bünyemizde bizim 40-50 eleman olarak çalışmaktayız. Ama gel gelelim dışarıya verdiğimiz tabii ki fason verdiğimiz yerler de var. Bunlarla birlikte tabii çok daha fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Donwear ürünleri Türkiye'nin dört bir yanında satışının yanı sıra Rusya ve Ukrayna gibi yurt dışı ülkelerinde de ihracatı bulunmaktadır. Türkiye'nin dört bir tarafında her tarafa dağılım ağımız var. Pazarlamacı ürünlerimiz var. Pazarlamacılarımız bütün her tarafa, Türkiye'nin dört bir tarafına gidiliyor. Bizim verdiğimiz toptancılar da aynı şekilde aynı bir dağıtımı sağlıyorlar. Biz parakendecilerle değil de toptancı ağırlıklı çalışıyoruz. Ama İstanbul içindeki parakendecilerle de birebir bizim pazarlamacı arkadaşlar, onlara giderek de bu şekilde bir pazarlama sistemi yapıyoruz. Aynı zamanda Yeşildirek'te bizim satış mağazamız. Rusya ile ilişkimiz var, Ukrayna ile ilişkimiz var. Son zamanlardaki Cezayir, Tunus, Fas, Libya'daki olaylar bizi birazcık etkiledi. İç piyasaya güzel bir potansiyelimiz var. Piyasada tanınan bir firmayız Donwear olarak. Ama hedeflerimiz Avrupa'ya açılmak. Avrupa'ya birkaç yere yapıyoruz ama çok yeterli miktarda görmüyorum kendimizi. Daha da fazla açılmak istiyoruz Avrupa'ya. Ama bu zamanla oluşacak bir şey ve merdivenleri biz yavaş yavaş çıkmaya çalışıyoruz. Sağlam adımlarla, yani üçer üçer çıkıp da ondan sonra belli bir yerde yorulmak istemiyoruz. Teker teker çıkıp uzun uzun vadeye yayılmak istiyoruz. Murat Sözer konuşmasında sektördeki kalifiye eleman sıkıntısı ve haksız rekabetleri değerlendirdi. Aşağıdan eleman almak, yetiştirmek çok zor artık. Çünkü bütün elemanlar artık okuyor. Ve okuma taraftarısıyım da. Yani insanların okuması, eğitim almasında çok diyor, güzel şeyler oluyor. Ama gel gelelim eğitimden sonraki ne var ki bizim bu merdiven altı dediğimiz şeyler bizi çok baltalıyor. Haksız rekabet olsun. Ama onlardaki fiyatlar onları tatmin etmiyor, çalışanları. Bizim gibi firmaları bulmakta herkes çok zorluk çekiyor. Herkese denk gelmiyor. Seçici oluyor, olmak zorundayız. Çünkü belli başlı kullandığımız makineler var. Bunu bu belli bir kaç bin euroluk makinalarımız var. Onları yetiştirmeden o makineye oturtamıyorsunuz. Gel gelelim, tam yetiştiriyorsunuz. Bu sefer başka bir yere gitme olarak oluyor. Yani bu yönden çok müsterihiz.
Murat Sözer ayrıca Anadolu illerine yapılan teşviklerin İstanbul'a da yapılması gerektiğini ifade etti. Şimdi dışarıya olan bazı illerdeki teşvikler İstanbul'da da yapılsa sektör olarak çok büyük bir hareketlilik olur. Yani oradaki sigorta masraflarımız olsun, ondan sonra bu enerji maliyetleri olsun çok yüksek. Ama gel gelelim Anadolu'da olsun, başka illerde olsun bizim kullandığımız elektrik ya da sigorta masrafları yarı yarıya düşüyor. Ama malın üretim ve satıldığı yer aslında İstanbul. Bu İstanbul'u bu şekilde aslında aynı teşvik ve prim verilse burası çok daha rahat. Tabii ki. Murat Sözer, Çin malı ürünlerdeki düşük fiyat politikalarını değerlendirdi. Çin'le bizim tek rakibimiz fiyat açısındandır. Evet. Çin bizde başka bir şekilde rekabet edemez. Sadece fiyattır. Kalite olarak bizde kesinlikle yani yakından uzaktan hiçbir yakında olamaz ama gel gelelim fiyatlar açısından. İnsanlardaki çünkü kazanma bizim Türkiye'deki maaş olarak az olduğu için dolayısıyla hep ilk önce bakılan fiyat. Devlet destek de veriyor. Son mesela %25 kadar vergi koyuldu Çin'e. Bu bize çok büyük katkı sağladı. Hemen bazı arkadaşlarımız mesela hemen bir imalat şeyi kurdular. Dolayısıyla bir istihdam oluşmaya başladı. O %25 artış bile, vergilerdeki artış, kota uygulanması olsa zaten çok daha güzel olacak ama vergi artışından dolayı hemen bir bu şekilde hemen istihdam oluşmaya başladı. Dolayısıyla bu da işsizliğe de yansıyacak. Donvir ürünleri özellikle %90 pamuk ağırlıklı olarak üretilmektedir. Şimdi Donvir ailesi olarak biz ürettiğimiz malın pamuk oranına çok önem veriyoruz, dikkat ediyoruz. Ve insanlar bunu özellikle pamuklu ürünleri tercih etsinler. Yastış pamuk. Yani sentetik ürünleri alıp da insanın vücuduna alerji yapacak olan şekillere kesinlikle gitmesinler. Yani bizim ürünlerimiz pamuk. Pamuk ağırlıklı. %90 pamuk ağırlıklı. %8, %10 miktarında da dikri ağırlıklı olarak tam mal üretiyoruz. Pamuk ürünlerine çok dikkat etsinler. Pamuklu ürünler alsınlar. İlk önce el. El diyecekler. Yani pamuk hissediyorlarsa zaten öteki türlü sentetik olduğu zaman gıcır gıcır ellerini şey yaparlar. Gıcır gıcır yapar. Ama pamuk olduğu zaman kesinlikle böyle bir sürtünme olayında ve nasıl derler ona, kayganlaşma kesinlikle olmaz. Pamuk da kalır yerinde. Ama yeri geliyor öyle bir işliyorlar ki biz bile ayırt etmekte çok zorlanıyoruz ama tabii ki bizden hiçbir şekilde neyin ne olduğunu bizden kaçmıyor ama tüketiciler kesinlikle içlerinde yazan şekillere pamuk ağırlıklı, sentetik ağırlıklı olduğu zaten etiketlerde yazıyor. Evet, ucuz ürünlere kaçmasınlar. Ucuz ürünlere kesinlikle yani, tabii ki kaçmasınlar. Tabii onlar tarafından üretilen mallar tabii ki boya apre olsun, şey olsun hep kalitesiz ürünler. Murat Sözer son olarak Donvir ürünlerine %100 garanti verdiklerini söyledi. %100 garanti veriyoruz. Bir sıkıntı, bir problem, kendi yıkama hataları bile olsa aldığı kişiye götürsün. Biz o kişiye zaten tembih etmişizdir. Aldığı firmalara götürsün, yenisini alsınlar. Kendi yıkama hataları olsa dahi. Kesinlikle biz bu müşteri memnuniyetini çok önemsiyoruz. Yeri geliyor, bize de telefonla arıyorlar. Biz de bir kere müşteri dedi ki benim yıkamamdan dolayı bir hata oluştu, malınızı kullanamıyorum. Biz aynı şekilde iki tane ürün gönderdik onlara.